tarihte bazı başarılar karalanır. Çünkü, bu başarıdan faydalanan ideolojiye düşmanlık beslenir. Fakat dönemin şartlarını dikkate almak bir yana, bilimsel çalışmaları da siyasi ideolojiden bağımsız düşünmek gerekir. Hiye alma şart içinde bu durum geçerlidir. 1923 yılında yaptığı reformlarla bir halk kahramanı, 1933 yılında Nazilerin ekonomi başkanı olduğu için bir Nazi destekçisi, 1937 yılında Nazilere karşı harekete geçen bir muhalif, 1944 yılında Nürnberg mahkemelerinde yargılanan bir suçtu. Peki Hialma Şaht aslında kimdi? Onun bu kadar değerli ve karmaşık yapan şey aslında neydi?